Atakan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yer yerinden oynasın. Ne yapacağız? Ortaköy'den yalı alamıyorum mesela. Hani üçe bölündüğü için. Üçümüz yine aynı şeyimiz olduğu için CEO'yum yani. Var mı bir itirazın? Yok. Bununla ilgili soru sordum da. Bölümlerimizi okuyacağım şimdi. Evet. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak ve yer yerinden oynasın var. Puanlamalar da önünde yazıyor. Dilersen başlayalım. Dilediğin yerden başlayabilirsin. Hangi kısımla ilgili başlayalım? Ya normalde ben soğuk suya böyle ayağımı alıştırarak girmeyi sevmem. Direkt dalarım. Ama burada biraz öyle yapmayacağım. Bir magazin zamanı sorusu alabilirim. Rayman Instagram hesabına aşırı lüks story paylaşımları yapıyor. Arabalarından evine ultra pahalı saatler, takılar, hatta balya balya dolar görselleri. Sence bunu neden yapıyor ve senin bu tür paylaşımlar için fikrin nedir? Yabancı şarkı şeyinde belki o yabancılardan görüp hani onun gibi yaparsam belki Türkiye'de de o etkiyi görebilirim diye yapıyor olabilir. Bu bir. İkincisi var yapıyor olabilir. Üçüncüsü görgüsüzlük olabilir. Sen bu paylaşımlarla ilgili ne düşünüyorsun? Senin bakış açın nedir? Bana ne? Yani istediğini yapsın yani. Beni ilgilendiren bir şey değil yani. Sen bu tarz lüks tüketimli paylaşımları bir fenomenin yapmasını nasıl buluyorsun? Abi varsa yapsın ya. Yani beni ilgilendiren bir şey değil diyorum. Tatmin etmeyebilir ama beni ilgilendiren bir şey değil. Ne varsa diyoruz? Yapsın. Beni etmedi abi. Vermeyelim değil mi abi? Hani 3 dedi, görgüsüzlük dedi. Ben ona mesela... Ama bak, 1 puan verelim mi? Abi tatmin etmedi mi 0 abi. Bak. Yabancılar yapıyor ya böyle işte 6ix9ine falan sürekli falan. Bir puan verelim ya. O olabilir dedim, o olabilir, o olabilir. Ama yapıyorsa yaparım. Bana ne yani, istediğini yapabilir. Bir puanı verdik buradan tamam, abi. Tamam, güzel bir puan aldım 3 üzerinden. Sağ ol. Hangi bölümden devam edin? Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokağa geldik. IMDb'de 3.2 puan alan bir filmin ikincisini sadece para kazanmak için mi çekiyorsunuz? Para kazanmak için, evet, maddiyatı da şey yapıyoruz. Sonuçta bir öncesinden, filmi çekmeden önce bizim bütçemiz budur diye anlaşmasını yapıp film sürecine girdiğimiz için orada parada bir anlaşmamızı yapıyoruz. İkinci olarak film sürecinde biz kendimiz gerçekten biliyoruz yani o süreci ve biz %100'ümüzü veriyoruz yani. Orada artık ne kadar çok para verirlerse versin onu yapmazsın yani, anlatabildim mi? Ondan dolayı oradaki emeğin de bir şeyi var. Para ikinci plana geçiyor yani o film sürecine girdiğin zaman. Nereden devam edin? Günlük güleştik. Bir terledik hani. Biraz rahatlayalım. Çekerken ve sonrası seni en mutlu eden video ve keşke yayınlamasaydık dediğin video hangileriydi, birer tane söyleyebilir misin ve neden? Çekerken en mutlu olduğum video, bana çıkmıyorsa hesap kimde videoları. Çünkü orada yaptığımız alışverişleri akşam böyle poşetlerle eve gidip tekrardan evde siz de yapıyorsunuzdur. En çok keyif aldığım video oydu. Keşke yayınlamasaydık dediğin? Keşke yayınlamasaydık dediğim... Benim evin önüne iki tane çocuk gelmişti. Fatih ve Bilal iki çocuk ayarlayıp böyle beni işte normalde geliyorlardı böyle. İşte abi fotoğraf çekinelim. Biz de iniyoruz hani, geliyor çocuklar, uzaktan geldik. İniyoruz. Bu sefer ayarlamışlar o iki kişiyi. Bunlar da alıp beni arabaya bindirdi. Ben de hani şey olarak, kardeşim okey tamam hani beni artık şey yapın, bırakın sağ olun, fotoğraf çekin de gel muhabbet sohbet. Bunlar şey yaptı, bana kışkırtma yaptılar. Beni gıcık ettiler o çocuklar. Ve hiç de sevmem. Mesela onu çekerken keşke dedim yayınlamasaydık bunu dedim. Hatta çektikten bir hafta sonra falan bir yayınlamıştık. Ertesi gün vesaire yayınlamadık. O şeyi krize hani bitirmiştik. Öyle bir videoydu. Ama çocuklar sonradan geldi, özür diledi. Onu da kafamdan kaldı. Tam puan aldım ben de. Yani bir puan sağ zaten. Bundan ne keseceğim? Ya. Bir puan, tam puan aldım diyor. İyi diyor. Nereden geldin? Arama motoru. Arama motoru. Eşinle nerede, nasıl tanıştın? Eşimle Kuzguncuk sahilde tanıştık. Ben Sina ile birlikte, bizim e-spordaki menajer arkadaşımız Sina var. Onunla birlikte orada kahve içiyorduk. Selen de geldi. Ne haber, nasılsınız? İşte benim kardeşim sizi seviyor, izliyor falan filan.
muhabbet sohbet ettik orada. Biraz zayıf görünüyorsun dedi. Ben de öyle mi? Dedim. Eve gittim işte ondan sonra. DM kursunu hemen check ettim. Hani kız yazmışsın diye. Oradan mesajı gördüm. Oradan bir o akşam işte muhabbet sohbet bu şekilde gelişti. Buralara kadar geldik. Süper. Aldım puan. Sağ ol. Yer yerinden oynasın. Türkiye'nin en popüler kanallarından birine sahipsiniz. Ancak 3 kişilik bir ekip olduğunuz için kazancınız da tek bir YouTube'a göre 3'e bölünmüş oluyor. Bu durumun dezavantajı olduğunu düşünüyor musun? Ortaköy'den yalı alamıyorum mesela. Hani 3'e bölündüğü için. Onun gibi söyleyeyim. Ama ben bir dezavantajı olduğunu kesinlikle hiçbir zaman düşünmedim. Hiç o konuda bir kafamda en ufak bir soru işareti olmadı. Bence mesela 3'e bölüyoruz ya. O bölünen de mesela 2-3 tane top şeyinden fazla olabilir mi bilmiyorum. Şöyle bir geldi tamamlamadan onu, o da olabilir. Acaba iddialı mı olurcasına? Abi onu söyle yani onu bir. Onu söyle. Bir anlayalım kanka söyle biz çünkü senelerdir bunun içerisindeyiz. Baştan sonra kazandın diye söyledin. Ha? Ne söyledin az önce onu bir daha. Ne dedim? Üçümüzün bölüştüğü para. Ya şöyle. Bize bir evet kazancımızdan bir para gelir ve biz bunu 3'e böleriz. Tamam. Tek kişilik bir kanal vardır. Evet. Tek başına alır. Tamam. Benim 3'e böldüğüm ve tek 3'te birine aldığım bunun tekine eşit olabilir. Çok net oldu. Çok net. Anladın mı? Hı hı. Olamayabilir. Bilmiyorum yani. Bir yani... şey dedim mi ya? Atıyorum 150 bin liralık iş yaptık. İşte ya şimdi tek başıma alsaydım. Yo demedim. Herkes hakkını aldı. Sonuçta ne yani? Benim suratım 150 bin lira, bunların suratı 1'er lira ama herkesin 50-50-50'dir mesela örnek. O yüzden hiç şey yapmaz ya, batmaz bana, batmadı da. Abone 5'i aldın. Eyvallah. Kolaydı, kolay zorlardan... geçtim bu kısma. Nereden devam edin? Nereden? Ne var, ne kaldı? Magazin, bir tane daha magazin alayım ya. Alalım. Tayfun Duygulu. Eski eşi Beste Acar ve yeni eşi Tuğçe Belli Duygulu ile fotoğrafına yapılan bu ne genişlik yorumlarına şöyle karşılık verdi. Bir gün erdemli biri olmaya karar verirseniz siz de geniş olacaksınız. Bu konuda senin görüşün nedir? Bu erdemlilik mi, genişlik mi? Baba, ne dersen yanlışa çekilir. Yani... Neye çekersen kötü yani. Bilmiyorum, bir yorum yapmayacağım ya bu konuda. Öyle bir hakkım var değil mi? Tabii, bilmiyorum tabii. Yani. Geriviz hakkım var. Geri vites. Tamam. Çıkmaz sokak, bir tane çıkmaz sokak alayım. Çıkmaz sokak geliyor. Mustafa Sarıgül ile tanışmanız ve yaptığınız videodan sonra ona oy vermeyi düşünür müsün? Bizim biriyle video çekiyor olmamız o kişiye oy veriyor anlamımıza gelmez. Yani o kişiyle tanışmak. Onun bir fenomen tarafı vardı. Mustafa Sarıgül ile de video çekmemizin sebebi masaya vuruyordu. Mesela TikTok'ta dur. Dedik ki yani bununla bir video çekelim. Onun sebebi oydu. Yoksa ona oy vereceğim veya vermeyeceğim anlamında ondan yorumlayamam yani o konuda. Tamam, de puan aldım buradan da. Eyvallah. Şeyi sordum, onu sordum. Bundan iki tane sordum. Buna iki tane sordum. Arama motoru. LinkedIn'de çalıştığım pozisyonla ilgili e-sport'ta CEO yazıyor. Hı hı. Bunu G'ine mi yaz? Ya da Kafalar e-sport'ta Yasemin Bilal'in pozisyonları nedir? Ersen. Bizim Kafalar Medya Prodüksiyon Şirketi'nde E-Devlet üzerinden girdiğimiz zaman %33, %33, %33 ortak olarak görünüyoruz. Yani CEO. Ya sen Fatih Bilal. Kafalar Espor'da da üçümüz yine aynı şeyimiz olduğu için CEO'yum yani. Var mı bir itirazın? Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak mı? Evet. Ekipten bir kişi kesinlikle ayrılmak zorunda olsa kimin gitmesini tercih ederdin? Bir kişiyi seçmek zorundasın. Oğlum bu 15 puanlık soru. Evet abi, kanka. Şey, bu yer yerinden oynar mesela. Vallahi bu 15 puanlık çıkmaz sokak soru. Yani. Çıkmaz aslında sokak değil mesela. Bu soru 100 puan oğlum. Bayağı 15 puanlık soru değil mi bu sence? Hiç oğlum ben cevaplayamazdım öyle bir şey. Yani iki değilmiş yani. 15 istiyorum çünkü. Best of 3 yapın. Falan derdim herhalde. Ekipten birinin çıkmasını arkadaşlar istiyor şey, olsaydı... Aranızda anlaşın gidin diyormuş. Ekip... Biri çıkmak zorunda. Biri çıkmak zorunda. Gerçekten ama senin tercihin. Soru değil yani. Benim tercihimle çıkacak değil mi? Kanka bu 5 puanlık soru değil bu arada. Buna 15 puanlık bir ya senin şey. Ya senin için 15 vereceğiz. Tamam 15. Bu bölümde 15 veriyoruz abi. Biri çıkmak zorunda olsa... Samimi bir yanıt gelirse 15 veriyoruz. Bilal derdim. Ne diyorsun? Evet. Neden? Ben de kalsın. 15 vereceğiz abi. Ben 15 puan aldım 15 mı? Hayır abi 15 vereceğiz.
Burada bir cevap lazım yani. Ya Bilal derdim. Derdim ki ya sen zaten artık emekliliğin geldi. Hani. Yoluna git bak derdim kardeşim. Hani sen oradan devam et derdim emekliliğin. Git Trabzon'a bak. Villam var orada 3 tane. Hani orada bir havuzuna gir. Hani gez tor. 3 tane villam mı var tabii? Bilal derdim. Bir tane apartman daire ama kendisini saydıkları kendisinde bak. Yürekten 15. 15'i veriyoruz abi. Çünkü eyvallah, bir suyu, soruyu duyduğu andan itibaren Bilal diye bağırıyor. Ama yani. Tekrar söylüyorum ben hiçbir zaman ben buna cevap içimde bir şeyden kötü bir dersinden bundan değil. Ne diyorsun ya? Valla ben görüyorsun. Utandın mı şu an? He? Utandın mı şu an? Yo. Abi teşekkür ederiz. 15'i aldın. Eyvallah. Yani teşekkür hatta ederim. Hatta ilk kez çıkmaz sokakta 15 aldı biri yani. Eyvallah sağ olasın. Son bir soru. Magazin zamanı. Yine magazinden gelsin. Alalım ya magazin. Zaten az önce Bilal diyerek iyi puan aldık. YouTube, YouTuber'ların yaptığı filmler arasında en iyisi ve en kötüsü hangisi sence? En iyisi Kafalar Karışık, en kötüsü Enes Batur'un ikinci filmi. Aldın tampon. Eyvallah. 49 Fatih geçtin mi? Geçtim. Evet. 45 üstü Cesur Yürek. Abi Cesur Yürek çıktın. Eyvallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.